EAFC 24'ün yeni bir review videosuna Trabzonspor bölümümüzün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hemen bu bölümümüzde kadronun son halini göstereyim sizlere. Geçen yıl ligde ikinci olmuştuk biliyorsunuz. Burada Ronaldo'yu getirdik kariyerinin son döneminde. Nicolas Pepe'miz 81 oldu. Yine Ömür oynatıyoruz, Trezeguet oynatıyoruz. Thiago orta sahada, yanına Modric'i getirdik. Biliyorsunuz Campbell yaşlanıyor ve gen kaybetti. 74'e düştü. O da yedeklerde görüyorsunuz. Stoperlerimiz gelişim sağladı. Gelişmeye de devam edecekler. Muhtemelen 80 üstüne çıkarlar bu sene. Aynı zamanda sağ bek Tavernier'den bayağı katkı almıştık. Sol bek Eren Elmalı zaten. Yedeklere baktığımızda kavuşamadığımız Petkovic'i görüyoruz. Sözleşmesi bitiyordu. Getirdik. Doe diye bir oyuncu aldım. Aynı zamanda buraya Campbell var orta sahada rotasyonda. Mendy burada. Kaleci Joao Hard'ı aldım yedek kaleci olarak tecrübe katsın takıma diye. Mehmetcan yine gelişip sağ bekte oynatacağız. Banya kadroda duruyor. Buraya bir tane Jun diye bir oyuncu aldım. Bu da ofansif orta sahibi kanıtı yedekleyecek. Yine Enistestan var yedeklerimizde ve bir kalecimiz daha var. Bütçemiz tamamen tükendi. Hemen sizlere transfer ekranını göstereyim transfer geçmişinden. Tahtepe'yi 800 bin euroya yolladık. Hart'la zaten Jun'u bedelsiz getirmiştik. Doe'ye 10 milyon euro verdik. Güzel bir para harcadık. Teknici kiraladık. Yine kiralama işlemlerimiz var burada. Cristiano Ronaldo'yu 18,5 milyona getirttik Trabzon'a. Petkovic ise Onyeachu tam gelişimini tamamladığı için 1,5 milyon artı Petkovic'e aldık Onyeachu'yla karşılık. Serkan'ı yine kiraladık. Umut Güneş'i kiraladık. Berat'ı 4 milyona sattık. Benkovic'i 6,1'e Beşiktaş'a yolladık. Yine aynı şekilde Orsic'i yollayıp 15 milyona Modric'i getirdik. Transferlerimiz bu şekildeydi ikinci dönemde. Gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde. Hemen rebuild yapalım. Simülasyonumuza geçelim. Finaldeyiz arkadaşlar. Newcastle'ın ilk 11'i karşımızda. İsak gol kralı zaten takımın. Bruno Gmaraes, Tonali önemli isimleri var orta sahada. Bu maçı oynayacağız fakat hemen şöyle bir takımımız ligde ne yaptı ona bakalım. Önce güçlere baktığımızda Ronaldo'nun ve Modric, Thiago'nun düştüğünü görüyoruz. Pepe 83 olmuş. Stoperlerde bir yükseliş var. Petkovic 77, Banya 72. Jun 78 olmuş, Enis 72. Mehmetcan 75'e yükselmiş, Mendy 76'da, Campbell düşmüş. Kadromuz güzel, bu maçı alırız. Ligde ne yaptık çok merak ediyorum, hemen bakalım şöyle bir. Burada finaldeyiz evet. Süper Lig'in şampiyonu olabilmiş miyiz? Muhtemelen olmuşuzdur. Evet, 91 puanla Süper Lig şampiyonu Trabzonspor olmuş. Fenerbahçe ve Beşiktaş averajla kalmış. 88 puandalar. Galatasaray 84 puanda kalmış. Başakşehir 66. Yine orada Ankaragücü ve Samsun'u görüyorum. İki önemli şehir takımı. Küme hattına baktığımızda da Hatay, Antalya, Alanya ve Sivasspor'u görüyoruz. Puan durumu bu şekildeydi. Hemen diğer liglere de bakalım. UEFA Konferans Ligi Juventus almış. Temsilcimiz var mı onlara bakalım. Beşiktaş'ı görüyorum 4-1 ile Sevilla'ya elenmiş. Yine gruplara baktığımızda bizden Beşiktaş 2. sırada yükselmiş Chelsea ile beraber ama sonuç alamamış kupada. Hemen Süper Kupa'ya bakalım Liverpool kazanmış. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Aston Villa maçı oynanacak. Bizim temsilcilerimize bakalım. City ile oynamış Fenerbahçe 4-3 ile elenmiş. Güzel skor yakalamış. Roma Galatasaray 5-2 ile elenmiş Galatasaray. Son 16'ya kalmış takımlarımız. Galatasaray Dortmund Arsenal'li gruptan ikinci çıkmış. Burada yine Liverpool'un gruptan çıkamadığını görüyoruz. Paris Saint-Germain 6 puanda kalmış. Fenerbahçe 12 puan toplamış burada. Bakıyorum Paris'le 2 maçta da berabere kalmış. Fenerbahçe gruptan çıkmayı başarmış burada. Gerçekten etkileyici bir başarı.
Yine diğer takımlar da bu şekildeydi. Konferans Ligi'nin önceki turlarına bakalım. Betis'i Rene'yi eleyip gelmiştik buralara. Bizden başka bir takım var mı ligimizi temsilen? Şöyle Başakşehir grupta 3. olmuş. 2 puan farkla grupta çıkamamış. Gruplar bu şekildeydi. Ligimizin oyuncu istatistiklerine bakalım. Süper Lig'in gol kralı Martin olmuş. Galatasaray'ın yeni transferi Ronaldo 22 golde atmış. Piatek oyunda 22 gol atmış. Gerçekte çok kötü. Kent ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'yi taşımış. 22'şer tane golle. Trezeguet'i görüyorum yine 16 gol orada. Bizden başka kim var? Pepe 11 golle katkı sağlamış. Modric 17 tane asist yapmış. Modric bu takıma ait olduğunu göstermiş. Yine Petkovic ile Thiago'nun asistlerini görüyoruz burada. Kanatlarımız fazla çalışmamış Trezeguet dışında. Pepe'de iş yok. Pepe burada bakıyorum asist katkısı yok. Gol yenmeyen maçta Uğurcan Çakır zirveyi almış. Yine Livakovic'in 10 maçta yemediğini, Mert Günok 10 maç. Muslera'yı göremiyorum burada. Günay Güvenç 6 maç gol yememiş. Muslera emekli olmuş arkadaşlar. Muslera benden bu kadar demiş. Yine sarı kartta Edin Dzeko var, Gustavo var. Kırmızı kartlara bakıyoruz. Süper Lig bu şekildeydi. Konferans Lig'in gol kralı Maun Bakna olmuş. Rashford Avrupa Ligi'nde gol kralı olmuş. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Haaland zirveyi alıyor. Şimdi Rebuild'imizin en önemli maçına, Konferans Ligi finaline çıkıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Newcastle Trabzonspor maçı başlıyor. Müdahale başarılı. Tavernier'den bir müdahale daha. Nicolas Pepe kaldırdı Trezeguet'e doğru. Trezeguet sağına çekti. Şutunu attı Trezeguet son anda kaleci. Şimdi bir kontra şansı. Almiron'la geliyor Newcastle. Mükemmel müdahale geldi orada. Top dışarı çıkıyor. Şimdi Nicolas Pepe ile geliyoruz. Pepe attı topu önüne. Kaleciyle karşı karşıya Pepe vurdu gol. Nicolas Pepe. Sakat dediler ama o dansıyla cevabı verdi. Nicolas Pepe defansın arkasına saktı. Ve kaleciyi avlamayı başardı. 1-0 öne geçiyoruz. İlk yarının sonunda gelen gol. Büyük moral. Ve ilk yarı sona eriyor. Orada bir faul vardı. Avantajı oynattı hakem. Yine Nicolas Pepe ile geliyoruz. Nicolas Pepe. Orada bir çalım Nicolas Pepe'den. Dribling halinde bıraktı Ömür'e. Ömür'den Pepe'ye. Pepe şut kaleci. Şimdi Ömür kesiyor ortayı. Orada kimse yok. Uzaklaştırdı defans. Şimdi Abdülkadir Ömür. Uzaktan bir şut vurdu dışarıya. Sağ kanattan geliyor Newcastle United. İçeri doğru bir orta şut. Son anda Uğurcan. Uğurcan Çakır kurtardı topu. Hemen bir kontra şansı. Trezeguet. Bir ver kaça girdi orada. Trezeguet koşuyor. Offside var mı? Offside yok dedi hakem. Trezeguet ceza sahasına girdi. Pasını verdi Ronaldo'ya. Ronaldo! Ronaldo suyu yapıyor. Bütün taraftarlar ayağa kalkıyor. Cristiano Ronaldo. Bitti dediler. Arabistan'a gitti dediler. 40 yaşına geldi dediler. Ronaldo atmaya devam ediyor. Thiago'dan müdahale. Luxruix. Ito. Eren. Newcastle önde basıyor. Dakikalar tükenmek üzere artık. Tavernier ile çıkıyoruz. Atağa kaptırdı.
Orada defans arkasına Sarkan İshak var. Mükemmel müdahale. Hakem orada el tespit etti. Yeniden başlıyoruz oyuna. Tavernier'e bir çalım. Basını denedi, geçmedi, önünde kaldı. Üçüncüsü taç oldu. Tonali girdi araya. Cristiano Ronaldo kullandı topu. Nicolas Pepe. Çalım denedi orada. Başarılı olamadı Nicolas Pepe. Bir kontra şansı. Ito'dan müdahale var. Nefes aldırmadı orada Newcastle'lı oyuncuya. Hocam kırmızı hocam. Uyardı. İnanılmaz. Thiago. Obirjön. Virtüöz. Orkestra şefi takımın. Modric'le beraber. Newcastle tedirgin artık. Son dakikalar. Kupaya doğru gidiyoruz. Çifte kupayla sezonu kapatacağız. 90+1. Son dakika artık. Orta geldi, uzaklaştırdı. Hakem faul tespit etti orada. Son atak artık. Kaleci Uğurcan çıktı ve aldı topu. Konferans Ligi Kupası Trabzon'a geliyor. İkinci senemizde katıldığımız ilk kupada Avrupa'yı ve ligi kazanıyoruz. Güzel bir başarı. İki bölümlük Rebuild'ümüzü burada bitiriyoruz. Devamını istiyorsanız lütfen yorum atın. Farklı takımlarda, farklı önerilerde bulunabilirsiniz. Yine 1500-2000 izlenmeye geçerse yenisini çekebilirim. Konferans Ligi şampiyonu Trabzonspor oluyor. Newcastle taraftarları üzgün. Kupa birazdan havada olacak. Nicolas Pepe çok güzel bir gol atmıştı maçta. Yine Ronaldo yanında. Modric'i görüyorum. Uğurcan Çakır. Kaptanımız. Uğurcan kupayı aldı. Kupa ellerde. Ve şampiyon Trabzonspor. Konferans Ligi'ne katıldığı ilk senede kupayı alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek de isterdim fakat izlenmediği için video bu bölümü burada bitireceğim. Eğer değişik bir izlenme sayısı olursa, yani 2000-3000'e giderse 3. sezonu da yapabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.